Bir başka örnekle devam edelim. Burada başka neler yapabiliriz? Gözümüze çarpanları deneyelim. Burada işin mantığını anladıktan sonra burada gördüklerinizin hepsini değiştirebilirsiniz. Önemli olan işin mantığını anlamak. Burada örneğin jQuery Cop Slider Photo Album Effect demiş. Yine hemen hemen aynı bir efekt. Farklı bir tarzda yapılmış ama buna bir bakalım. Bunu yapabiliriz. Bir demo diyelim. Demosuna bir bakalım. Bakarsak burada bulletler var yine. Burada oklar var. Oklar değişim esnasında kayboluyor. Ve farklı efektler geliyor. Evet, gayet hoş bir slider bence. Hemen download diyelim, indirelim. Sabit diskimize kaydedelim. Kaydettikten sonra bulunduğu dizini açalım. Açtıktan sonra klasörü çıkartalım. Zipli olarak geliyor. Ve bunu slideshow, buna ne diyelim? Bakalım ismi neydi? Cop demiş. Cop diyelim. Bunu Ctrl X ile buradan keselim. Ve bizim slider klasörümüzün içine yapıştıralım. Şimdi bu sayfayı da kapatalım. Burayı da kapatalım. Bu kalsın şimdilik. Burada Fireworks'ümüz açık kalsın. Resimlerimizi kapatalım. Şimdi Dreamweaver'a gelelim. Dreamweaver'a geldikten sonra 3D'yi kapatalım. Coin'i kapatalım. Kopa bakalım. Index HTML'i bir açalım. Açtıktan sonra her zaman yapıyoruz. İlk önce fazla alanlardan kurtulalım. Burada altta bir footer alanı var. Sadece bir link var. Burada da şurayı, şu kısmı alalım. Div'i almayacağız. Dikkat edelim burada. Div'i almadık. Şimdi F12 diyelim. Bir bakalım. Sistemimizde herhangi bir bozulma var mı? Yok. Sistem gayet güzel çalışıyor. Şimdi bir arka plan resmi var burada. Arka plan resmi close all diyelim. Diğer her şeyi hepsini kapattık. Index HTML tekrar açalım. Ve buradan layout CSS'i buradan bakalım neler var. Şurada header lazım değil. Header'ı keselim, body'yi keselim. Bunları bir atalım. Bakalım sisteme şimdi ne olacak? Herhangi bir bozulma var mı? Yok, gayet iyi. Şimdi burada container ve content'e atarsak ne olacak? Değişen bir şey olacak mı? Container ve content bizim bütün projelerde kullandığımız bir ID aslında. Bunların da değişmesi lazım. Bunlar bu divi buradan silelim bakalım ne olacak. Çünkü bizim projemizde olan bir container divi bununla etkileşime geçecektir ve ona göre şekillenecektir. Bu divlere de dikkat etmemiz lazım. Aynı pardon. Aynı isimde divlerin olmaması gerekiyor. Başka ne divi vardı? Wrapper'da bizim aynı şekilde bütün projelerim benim örneğin bütün projelerimde yer alan bir divdir. Wrapper'ı da kaldırdım. Wrapper'ı kaldırdığım anda slider tamamen bir dağıldı. Bakarsak o zaman wrapper'ın ismini değiştirmek bizim çaremiz. Wrapper slider diyelim. Ctrl S ile kaydedelim. Bakalım layout'ta herhangi bir şey var mı? Peki wrapper ile ilgili bakarsak burada bir şeyler var. Wrapper slider diyelim. Şimdi F5 diyelim. Bakarsak slider'ımız geri toplandı. Ya o divi kaldıracağız. O divi kaldırdığımızda sıkıntı yaşıyorsak o zaman bizim divin ismini değiştireceğiz. Bütün projelerinizde bunlara dikkat edin. Başka değiştireceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Slider divi zaten kendi verdiğiniz projelerinizde bu şekilde ayarlarsınız. Pagination var. Pagination da değişebilir projeye göre. Caption var. Tamam. Burada bu şekilde kalsın. Başka burada bakalım neler yapacağız. Hemen şu
Slider CSS'i bir açalım. Açtıktan sonra width'i 960 demiş. Biz bunu 1000 yapalım. 1000 piksel olsun wrapper'ımız. Height'ımız da 500 olsun. Ctrl S'de kaydedelim. Kaydettikten sonra F5 diyelim. Bakarsak bu şekilde bir değişim oldu. Buradaki oklarımız bu şekilde geldi. O zaman biz height'ı geri eski haline çekelim şimdilik. F5 diyelim. Evet, bu şekilde. Bir de padding top verilmiş. Padding top 150 demiş. Padding top'u da kaldıralım. Padding olmasın. Evet, bu şekilde oldu. Sadece bizim burada tek sıkıntımız şu an bu caption alanının aşağıda olması. Onu da düzenleriz. Bir de burada arka planda bir resim var. O da yine wrapper'dan geliyor. Background position demiş. Bunu kaldıralım buradan. Arka planında resim istemiyoruz. Bir de burada farklı bir shadow efekti uygulanmış. Bu neymiş bakalım. B shadow. Biz bu shadow'u hemen gelelim kendi shadow'umuzla bir değiştirelim. Diğer slider'larda kullandığımız bir shadow'umuz vardı. Örneğin 3D'yi de kullandık. Bu 3D'yi explore deyip açalım. IMGS'nin içine atmıştık shadow diye. Bunu alalım. Neyin içine atacağız? Kopunun içine atacağız. Burada IMG'de bakarsak shadow. Bunu hedefteki dosyayı değiştirirsek şimdi bir bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Büyük bir ihtimal genişlik ve yüksekliğimiz yetmeyecektir. Evet, yetmedi. O zaman ne diyeceğiz? Burada CSS dosyasının içindeki shadow ile ilgili kısmı bulduk. Tamam, gayet güzel. Shadow PNG. Tamam. Burada width'i 876'ymış. Biz bunu 980 yapalım. Yüksekliğinde 82 piksel yapalım. Şimdi bir bakalım ne olacak. En azından resmimiz boyutu tam gelecektir. Evet, şu an tam geldi. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. 3D'nin içine girelim. IMGS'nin içine gelelim. Buradaki 3 resmi kopyalayalım. Slider'da yine copy'nin içine gelelim. Slide image demiş. Buradaki resimlerin hepsini kaldıralım bir. Kaldırdıktan sonra bu 3 resmi yapıştıralım. Bunlara 1 diyelim. 2 diyelim. Bu 3. Bu da 2 olsun. 1, 2, 3. Bizim buradaki resimlerimiz aynı olsun. Şimdi geleceğiz. Bize kaç tane lazım? 3 tane lazım. O zaman bakarsak nelerin tekrar ettiğine. Burada divler tekrar ediyor. Divlerin içinde de image'ler var. Bize sadece 3 tanesi lazım. Diğer geri kalan divleri keselim. Burada divden dive dikkat ederseniz seçimlerde bu divden dive olacak. Burası divden dive olacak. Bu şekilde seçerseniz herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Bakarsak burada pagination'lar tekrar ediyor. Pagination'lardan da sadece 3 tanesini bırakalım. Başka burada da description'da da yine aynı caption'lar tekrar ediyor. Burayı da kaldıralım. Şurayı hemen caption'ları bir değiştirelim. Ne diyelim? Görsel TV diyelim. Bunu kopyalayalım. Yapıştıralım. Kopyalayalım. Yapıştıralım. Ctrl S'de kaydedelim. Şimdi burada resimlerimiz vardı. Resimlerimiz bir genişlik ve yüksekliği direkt burada verilmiş. Biz yüksekliği kaldırsak, genişliği de burada 980'e çeksek bizim resmimiz neydi? 1 olacak. 2 olacak. Ve 3 olacak. Yükseklikleri kalkacak. Yükseklikleri olmayacak. Ve 980 piksel genişliğinde olacak. 980 piksel genişliğinde oldu. Şimdi F5 diyelim bir bakalım. Evet, resmimiz bu şekilde geldi. Ama genişliği 980 verdik. Yüksekliği vermediğimiz için sıkıntı yaşadık. Yüksekliği de verelim artık burada o zaman. Height'ı kaç olacak? 300 diyelim. Ve buradaki height'ı kopyalayalım. Bütün resimlerimize yapıştıralım. Ctrl S'de kaydedelim ve F5 diyelim. Bakarsak 980'e 300 olarak geldi. Şimdi burada bizim
Shadow D'imizin yeri hoş değil bence. Shadow D'üne bir bakalım. Position'da herhangi bir şey verilmiş mi? Evet. Bottom'dan 60 piksel demiş. Bizim Shadow'umuz 82 pikseldi. 82 yapalım bakalım ne olacak. Left'ten de 42 denmiş. Left'i de bir kaldıralım bakalım. Save all diyelim. F5 diyelim. Bakarsak left'in kalması lazım yine. Box kategorisinde pardon position'dan left 42 idi. Left kalsın. Burayı da bottom'dan da 78 diyelim. Bakalım ne olacak. Save all. Ve F5. Evet şöyle daha iyi. Şimdi burada bunun bizim slider'ımızın genişliğini de çözmemiz lazım. Bu nereden geliyor? Ona bakalım. Burada main GC var. jQuery Last var. Başka neler var? Main GC'yi bir açalım bakalım. Main GC'de herhangi bir şey var mı? Peki index.html'de herhangi bir JavaScript kodu var mı? Yok. Main GC'de bizim autoplay true demiş. Next var. Hit. Bunlar. Örneğin bakarsak şimdi şurada değişim olduğu zaman buradaki okları saklıyor. Gizliyor. Bunu gizlemesin. Gizlememesi için de false diyelim. Bakarsak hit triggers demiş. F5 diyelim. Şimdi değişim sırasında okları gizlemedi. Tamam, gayet güzel. Böyle bir özellik koymuşlar. Daha sonra başka show caption demiş. Every caption user use caption demiş. Caption'ı false dersek ne olacak? Buradaki şu alan gelmeyecektir. Tamam. Ctrl Z ile geri alalım. Caption'lar görünsün. Autoplay true demiş. Burada ve burada da efektler çalışmış. Efektler gelmiş yine. Random olarak hepsi çalışıyor. Tamam, burada başka yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bunu kapatalım. Peki bizim genişlik ve yüksekliğimiz nereden geliyor? Ona bakalım. Örneğin burada bu alanlar orada değişir. Şu resim alanımız nereden geliyor? 900'e 300 demiş. Element style olarak geliyor. Peki bunlar nereden geliyor o zaman? Open diyelim. Bir bakalım buradan mı geliyor? Burada değildir büyük bir ihtimal. Bunu açalım. Burada da herhangi bir şey yok. Baya bir kod var burada ama. Bunun genişlik ve yüksekliği nereden geliyor? Bunu da bulmamız lazım. jQuery'de zaten değildir. Main JS'de yoktu. Var mıydı burada? Genişlik ve yükseklikle alakalı herhangi bir şey yoktu burada. Peki buradan bakarsak herhangi bir şey geliyor mu? Buradan da gelmiyor. O zaman biz neyi değiştirmemiz lazım? Min GC. Şöyle bir bakalım. Kopun içinde GC'nin içinde main var. Free min GC min var. Başka bir şey var mı? CSS'in içinde de bir şey yok. Şöyle CSS'e bir daha göz gezdirelim. Burada genişlik ve yükseklikle alakalı ne var? 900 pikseli bir arattıralım. Evet, slider burada. 900 piksel olarak gelmiş. Biz burayı 980 yapacağız. Height'ı da ne yapmıştık? Burada yine 300 yapmıştık. O zaman 300 olarak kalsın. Bizim buradaki CSS'teki değeri büyük bir ihtimal alıp JavaScript dosyasına gönderiyor. O yüzden burada element style olarak geliyor. Bakarsak bizim JavaScript'ten alıyor gibi gösteriyor. Aynı satıra ekliyor burada. Şu şekilde o zaman tamam.
Başka burada ne yapabiliriz? B shadow'daki 42'yi şu an bir kaldıralım bakalım. Position'da left'ten 42 vardı. Bunu bir kaldıralım. Şimdi Seval diyelim. Shadow dediğimiz, evet, istediğimiz yere geldi. Burada biraz verilebilir. Şimdi başka burada bir sonraki derste devam edelim. Geri kalanına, buradaki caption alanını ayarlayalım. Buradaki okları ve bulletleri ayarlayalım. Bir sonraki derste devam ederiz.